Yeni bir videodan selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Misafirlerim gelecek yarın. Dünkü videoda söylemiştim. Dedim yeni bir video başlatayım. Tatlımı akşamdan yapacağım. Haşhaşlı revaniye karar verdim. Annemler falan çok severler. Çok uzun zamandır da yapmadım. Ne yapsam aklıma o geldi. Şimdi böyle eksik malzemelerimi almaya gidiyorum. Markete diye çıktım. Akşam yemeğimizi falan yedik. Öyle mutfakta işim var yani, anlayacağınız. Alışverişimi yaptım. Eve geldim arkadaşlar. Eksiklerim vardı dediğim gibi. Lazım olan şeyler. Yarım kilo kıyma çektirdim. Mayalıyı böyle kıymalı yapasım var bakalım. Onu kavururum hatta. Mısır aldım salata için. Şöyle üçlü aldım. Kornişon turşu aldım. Şehriye salatası yapacağım. Geçen Elifler'de yemiştik, Dilaver'de. Çok güzeldi arkadaşımla. Ben de dedim şehriye salatası yapayım. Yeşil soğan aldım. Dereotu aldım. Evde maydanozum var. Yumurtam azdı. Yumurta aldım. Hatta şöyle tatlı için malzemelerimi hazırladım da. Evde de 2-3 tane yumurtam kalmıştı. Süt aldım. Yoğurt. Krem şant aldım. Başka haşhaş aldım. Hindistan cevizi. Bir de Duru helva istediydi benden. Ona helva aldım. Böyle arkadaşlar, birazdan dediğim gibi haşhaşlı revani yapacağım. Şuraya gerekli malzemeleri çıkardım. Ne eklenecek oraya? Haşhaş koyacağım bir su bardağı da. Hemen kekini fırına süreyim. Şerbetini yapayım. Ondan sonra üzerine zaten krem şanti yapacağım dediğim gibi. Evet, geldim mutfağa. Aldıklarımı yerleştirdim. Biraz şöyle oturdum, dinlendim. Şimdi ne yapacağım? Revani yapacağım. Haşhaşlı revani. Malzemelerin hepsi hazır zaten. Bir dünya bulaşık çıkıyor böyle. Bir şey yapıyorsunuz ya. Şunun üzerine de telefonu koyacağım. Bakın böyle yakın çekim olsun diye böyle ayarlıyorum. Şu telefon tutucular var ya. Bu şunu hani tripodu buraya ayarlamak istemiyorum. Ters açık alıyor. Ben de en azından tezgah böyle yapıyorum. İyi oluyor. Neyse, borcamı falan ayarladım. Şimdi sizi şöyle yerleştiriyorum. Tatlımızı yapmaya başlayalım. 3 yumurtamız var. Bu çok güzel oluyor. Uzun zamandır da yapmadım zaten. Güzel yaparım bunu. Bir su bardağı şekerimiz var. İyice çırptım. Şimdi bir su bardağı sıvı yağım. Bir su bardağı sütüm var. Şöyle yarım su bardağı haşhaş koyuyoruz. Bir su bardağı da irmik koyacağız. Şöyle irmiğimi de koyayım. Bir su bardağı da un var. Hatta biraz bırakayım da şöyle çok katı bir hamur olmasın. Kabartma tozu, vanilya. Hamur bu kadar. Şerbetini de koyacağım şimdi ocağa. Fırını çalıştırdım. Önceden ısınsın tabii ki fırınımız. Şöyle kekimiz hazır. Burada da şerbetim var. 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su var. Onu da ocağa koyacağım kekle birlikte. Kek de fırında pişerken o da kaynasın bir yandan. Radyomu açıp bulaşıkları halledeyim. Bulaşıklarım var. Ay, şuraları hep sıçratmışım. Şimdi video çekerken fark ettim. Ben şok. Her yere gelmiş. Niye şok oluyorsun? Senin kek kabın var kapaklı. Onu kullanmadın. Gittin borcamda çırptın. Şu başıma gelene bakın. Neyse, hep oraları cifleyeyim ben şimdi. Hemen şuraları sildim. Krem şantimi çırptım. 2 paket krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırptım. Bunu dolaba kaldıracağım. Tatlı soğuyana kadar bu da dolapta dinlensin. Kekimi çıkardım arkadaşlar. Hatta şöyle çatalla delikleri açıyorum. Bu soğuyacak. Soğuduktan sonra ilk sıcaklığı giden şerbeti dökeceğim. Şerbetin de altını kapattım. Ama kekin iyice soğuması lazım. Yine güzel kabardı, aynen. Üzerine zaten krem şanti gelecek. Şerbetleyince de biraz şişiyor. Kekim soğudu. Balkona mermere koymuştum. Aynen. Şerbetimiz de ılıdı. Bayağı bir ılık hatta. Şimdi buluşturma zamanı.
Hemen çekti zaten bakın. Çay suyunu koydum bu arada. Saat 8'e geldi. Tatlım hazır arkadaşlar. Saat 8.30 geçti vallahi. Çayımı da demledim bu arada. Çay içeceğiz. Neyse dolaba kaldıracağım. Krem şantisini hemen sürdüm. Üzerine bolca Hindistan cevizi. Bu tamamdır. Üzerini de kapatacağım hatta dolap kokusu silmesin diye. Peki burada ne var? Dedim ki Elif sen salatanı şehriyesini akşamdan kavur. Güzel demle dedim yani. Pilav gibi pişirdim bunu böyle. Üzerine su ekledim. Yağda kavurdum her yerini böyle eşit şekilde. Şehriye salatası yapacağım. İçine turşu gelecek, mısır gelecek, kapya biber gelecek. Daha sonra dereotu, maydanoz, yeşil soğan, dediğim gibi kornişon falan. Harika bir turşu oluyor. Bol limonlu. Elifler'de yemiştik biliyorsunuz Dilaver'de. Geçen hafta gittiğimde gerçekten çok güzeldi. Bu zaten güzel oluyor. Bunun orijinal tarifi biliyorsunuz. İçine didiklenmiş tavuk koyuluyor. Göğüs eti koyuluyor. Ama annemler tavuk sevmiyorlar. Dedim Elif hiç karıştırma, sade yap en güzeli. Bunu böyle dolaba kaldırayım dediğim gibi. O da dedim sabaha hazır olsun. Onu kapaklı bir kaba alırım. Soğuduktan sonra dolaba kaldırırım. Zaten her şekilde malzemesini ekleyince hiçbir şey olmuyor. Böyle arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Günaydın Rıza'cığım. Rıza'cığımın gözü çok kötü oldu arkadaşlar. Bakın enfeksiyon kaptı. Damla kullanıyoruz. Dün söylemiştim. O grip hastalığı öksürük. Bazılarının gözüne vuruyormuş Rıza. Çoğu kişi de oluyormuş o. Benim her yanıma vurdu ya. Gözüne vurdu yani. Gerçekten gözü daha kötüydü. Bu halden daha kötüydü. Şimdi biraz daha iyi. Antibiyotik damla kullanıyorum. Aynen. İki tane damlası var. Biri antibiyotikli. Şimdi İki biz ne yapıyoruz? Dün akşam biliyorsunuz tatlımızı yaptık. Bugün misafirlerim var öğleden sonra. Teyzemler, annemler gelecek. Yengem. Bir de kayınvalideme söyledim. Duru'nun da doktor randevusu vardı. Hani sürekli hastalanıyor ya. Şule abla böyle vitaminlerine, kanına, değerlerine baktıralım diye bize randevu almıştı geçen hafta sağ olsun. Saat 11.40'da randevumuz var. Fakülteye gidiyoruz. Ben de sabah erken kalktım. Bir iki işimi yine hallettim böyle. Hani gelince kolaylık olsun diye. Şimdi Duru'cuğumun bir değerlerine baktıralım. Sonuçları beklemeyeceğiz. Şule abla alır zaten. Öyle hastaneye gidiyoruz. Rıza da işten geldi. Tekrar işe geri dönecek bizi bırakınca. Böyle sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Duru'nun aslında geniz etine bakılması da lazım. Çünkü Azra da 3-3,5 yaşlarında ameliyat oldu geniz etinden. Çok sık hastalanıyordu. Onu da bir soracağım bakalım. Yani geniz etine de bakılsın istiyorum. Acaba o da mı var? Hani biz belki fark etmeyebiliriz. Azra'nın iki kulağına da tüp takılmıştı. Ayrıca geniz eti alınmıştı. 3,5-4 yaşındaydı. Ne kadar zor gelmişti bize. Yine fakülte hastanesinde ameliyat olmuştu o zamanlar. Ondan sonra da aynen hasta çok olmadı yani. Yoksa ayda bir antibiyotik kullanıyordu. Acaba bu da mı öyle oldu diye bakalım bir aklımda var. Neyse gidelim. Eve gelince yine görüşürüz bakalım. Kan aldırdık. Hiç ağlamadı halası. Sen var. Gördün değil mi? Hiç ağlamadı. Azra gibi değil. Azra olsa şimdi kıyamet koparırdı. Onun canı çok az evet. Ben gibi. Kan almadan ben de çok korkarım. Ne istiyorsan alacağım sana. Evet bugün Duru her şeyi hak etti annesi. Evet, aferin ona. Aferin benim kızıma. Şimdi kulağımış yapacağız. Evet. Hastanede işimiz yeni bitti. Saat 12 çeyrek geçiyor. Zaten öğle paydosuna girdi. Salı günü tekrar geleceğiz bakalım KBB'ye. Şimdi eve gidiyoruz. Eve şimdi geldik arkadaşlar. Dediğim gibi öğle paydosu girdi. Aslında KBB'ye rica edecektik. Kulağı temizlendi. İki kulağı da tıkalıymış meğer Duru'nun. Kulakları açıldı. Çok uzun sürmedi. 5-6 dakikalık bir işlem. Ağlamadı da Allah'tan. Sonra geniz etiyle işte işitme testi falan yapılsın. Hani bakalım öyle bir sıkıntı var mı diye. Salı gününe randevu aldık. Pazartesi çok yoğundu. Salı bir daha gideceğiz saat 3 gibi. Geniz etine bakılacak. Biz sadece değerleri için kanlarına baktırdık. Genel bir muayene etti doktor, çocuk sağlığı. O da KBB'ye yönlendirdi. Dedim ki ablası da bu yaşlarda dedim ameliyat olmuştu. Geniz etini aldırmıştık. Bir de dedim iki kulağına tüp takılmıştı dedim. Sürekli dedim kulağı akıyordu. Sıvı toplaması yapıyordu diye.
Bunun da şimdi tıkalı görünce tabii ki geniz eti ve kulak sıvısından şüphelendi haliyle. Salı günü dedi muayene edelim, hoca baksın dedi. Öyle bakalım yani, Azra gibi artık ameliyat mı derler ne derler bilmiyorum. Yani zor bir ameliyat değil ama Azra'nın o zaman 4,5 saat sürmüştü tüpte takıldığı için. Ve o 4,5 saat çok geçmedi yani bize. Yine fakülte hastanesinde Murat Hoca yapmıştı o zamanlar. Sonra da tabii hastalığı azaldı yani. Geniz eti gerçekten çok tetikliyor çocukların hastalığını. Ya da kulaklardaki o sıvı birikmesi işitme kaybına kadar yol açabiliyor. Dikkat etmek lazım. Salı gideceğiz bakalım. Evet, hiç korkacak bir şey yokmuş. Duru var ya, kulağı temizlenirken kımıldamadı bile yani. Böyle kamerayla zaten ince bir çubukla iki kulağını da temizlediler, iyi oldu. Ben şimdi hemen elimi bir, ellerimi falan bir yıkayayım. Işık hızıyla mutfağa girip hazırlığıma devam edeyim. Annemler de zaten 2'den sonra geleceğiz dediler. Evet, geldiğimden beri mutfaktayım. Duru'yla hemen kısa bir kahvaltı yaptık. Çay yapmadım ama hemen tabaklara bir şeyler hazırladım. Yemeğimizi yedik. Salatamı akşamdan hazırlamıştım biliyorsunuz. Sadece iç malzemesini sabah doğradım hastaneye gitmeden. Şehriyeleri dün kavurmuştum. İçinde dereotu, maydanoz, kapya biber, kornişon turşu, yeşil soğan var. Bir tane havuç rendeledim. Bir kutu mısırım var. Harika bir salata oluyor. Bol limonlu. Bu hazır arkadaşlar. Karıştırınca şöyle borcamıma koyarım ya da başka bir ayaklı kaseme koyarım. Bilmiyorum, şimdilik bunu çıkardım ama. Burada da hamur mayaladım gelir gelmez. Daha yeni mayalanıyor. Şurada yumurta sarısı var. Bir de ne yaptım bakın şimdi. Harika bir portakallı kurabiye yaptım arkadaşlar. Bunun içinde sadece sıvı yağ ve yumurta var. Yani katı yağ kullanmadık. Instagram'da bir sayfada gördüm. Dün akşam keşfetime düştü. Malzemesi de basitti. Bir tane portakal rendesi var ve şu anda var ya, mis gibi portakal kokuyor. Tadına bakacağım. Tarifi de paylaşırım. Hızlı hızlı yaptım ya. O yüzden çekmedim. Mutfağım da karışıktı açıkçası. Oraları toparladım. Şöyle servis tabağıma aldım. Hemen bir tanesinin tadına bakayım dedim. Harika. Sapsarı böyle portakallı bakın. Bu kadar güzel ki. Saati 2 yaptık. Mayalı poğaçalarım da hazır. Kıymalı yaptım arkadaşlar. Tepsi mayası da yaptırdım. Şimdi yumurta sarılarını sürdüm. Kayınvalidem geldi. Yengemle annemler de yoldalar. Onları bekliyoruz. Ben çayın tekini demledim. İkinciyi demleyeceğim şimdi bakalım. Çayları demledim. Şimdi salatanın limonunu sıktım. Yağını gezdirdim. Tuzunu ekledim. Güzel harmanlayacağım. Hangi kaseye boşaltsam, buna mı boşaltsam düşünüyorum bakalım. Ya da ayaklı bir kasem var, ona mı koysam. Evet, misafirlerim geldi. Yengemi bekliyoruz sadece. O da yolda. Teyze hoşum geldi. Hoş geldin. Annelerim geldi görüyorsunuz. Yengem de geldi arkadaşlar. Çayın altını yakayım. Mayalı poğaçalarım pişmişti. Bunlar da bugün şanslarına çok güzel oldu. Mayasını güzel almıştı. Şöyle hemen yumuşaklığına bakalım. Bakın. Ay, yumuşacık olmuş valla. Çok sıcak. Şöyle ayaklı tabağımı getirdim. Ay valla yumuşacık olmuşlar he. Ben bunun hamuruna bugün bir kaşık besel yağı da koydum arkadaşlar. O da çok yakışıyor. Yumuşacık yapıyor. Evet, haşhaşlım da dün geceden beri dinleniyor. Güzel olmuştur. Zaten bu güzel oluyor biliyorsunuz. Haşhaşlı revani. Şimdi bunu da dilimleyeyim. Şöyle kestikçe peçeteyle alayım da bulaşmasın en iyisi. Yaptık. Yeni gelebildim arkadaşlar. En son sizi çay sofrasında bırakmıştım. Annemler 6.30'da falan kalktılar.
Mutfağı toparla, kalan bulaşıkları yıka derken saat 7'ye geldi. Sonra da yengem dedi hadi bir saat yürüyelim. Eve gitmişti, o erken kalkmıştı. İyi dedim, yürüyelim. Gittik, bir saatte yürüyüş yaptık mı? Ama güzel yemiştik. Peki şimdi ne yapıyorum? Nerede o? Ay. 1.30'a tamamladım. Gündüz de içmiştim. Vallahi birkaç gündür güzel yedik yani. Hamur işi bu ara üst üste geldi, böyle oturmalar şeyler. Neyse, toparlayacağız inşallah. En azından yürüyoruz akşamları. Tesellimiz o. Her neyse, güzel oturduk. Sohbet, muhabbet, iki demlik çay içtik. Ondan sonra işte onlar gittiler. Teyzem artık pazartesi dönüyor zaten. Yani başka ne yaptım? Eve geldim, Yalı Çapkını'nı izledim. Bu akşam biliyorsunuz benim dizi akşamım. Kazım ağlattı beni kız. Kazım'a üzüleceğim aklıma gelmezdi, yemin ederim. Bu hafta çok duygusaldı yani. Beklenmeyecek hareketler sergiledi. Neyse, o yeni bitti. Dedim artık videomu editleyeyim. Hem veda edeyim dedim. Böyle bu arada Duru'nun sonuçlarına gelecek olursak, gündüz biliyorsunuz hastaneye gittik. Duru'nun kanları güzel çıktı. Kanları yüksek, değerleri iyi yani. Biz böyle hani düşük bir şey varmış da B12'dir, demirdir falan diye kan aldırmıştık ya. Hepsi güzel çıktı. B12'si çok yüksek, kanları güzel, demiri güzel. Hiçbir ilaca gerek yokmuş yani. Sadece salı günü KBB geniz eti bakacak. Geniz etine bakacak var mı diye, bir de işitme testi yapacak. Salı günü 3'te gideceğiz bakalım. Evet, gideceğiz. Bugün dediğim gibi kulakları tıkalıydı, temizlediler. İyi oldu yani, tıkalı olduğunu tabii biz bazen fark edemiyoruz. Evet, kulağı temizliyoruz ama doktorun söylediği şey şu: kulak çöpü kullanmayın diyor. Kulak çubuğu kullanmayın diyor. Ama kullanıyoruz yani, bunu hepimiz yapıyoruz. Sadece çocuklara değil, hani biz de. Islak mendille diyor ya da bir bez ıslatıp diyor şu çevresini diyor çocukların diyor şu çevrelerin içini temizleyin diyor. Dedim hocam hani o temizlemek yetmiyor ki bazen, hani içeriden de dedim affedersiniz hani pislik geldiği için çubukla dedim mecbur yapıyoruz. Çok yanlış bir yöntem diyor. Evet, buradan kan aldılar ve sen hiç ağlamadın. Tebrik ediyorum seni. Yani kulak çubuğu diyor, büyüklerde, küçüklerde kullanılmaması gereken bir şey, içeri itiyorsunuz diyor, farkında değilsiniz, çocukların kulaklarını tıkıyorsunuz diyor. Bundan sonra tabii dikkat etmek lazım yani, alışmışız biz kulak çubuğuna ama Azra'da yaşadık aynı sıkıntıları. İnşallah Duru'da geniz eti ya da kulağında sıvı birikmesi, ne bileyim işitme kaybı falan öyle bir şey yok. Ayça hastalığı benimle hiç kokacak bir şey yoktu. Hiç kokacak bir şey yok tabii ki. Ben sana dedim. Kulaklarını temizlediler ya. Bak bak. Sen var çok fenasın. Yani Azra'da dediğim gibi ameliyat oldu, olmak zorunda kaldı. İnşallah Duru'da öyle bir sıkıntı olmaz. Salı günü belli olacak. Onu da söyleyeyim gitmeden. Kendinize iyi bakın. Keyifli hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.